bu çıkışlar ya da açıklama olarak gündeme gelen bu hususlar maalesef yetkisi olmayan veya ilgi sahası olmayan, üzerinde ihtisas yaptığı konular olmayan şeylerle konuşan bir sürü insanımız var. Ve bunlar sık sık televizyonlara çıkmak suretiyle halkın kafasını bulandırmakta ve olur olmaz şeyleri de ortaya atmak suretiyle ne yazık ki toplumda bir infiale sebep olmaktalar. Maalesef bu Profesör Şengör'ün Kanuni Sultan Süleyman ve Piri Reis değerlendirmesi de bunlardan bir tanesidir. Ve orada diyor ki eğer diyor yani Fatih Sultan Mehmet gibi diyor düşünen bir insan olsaydı Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet'in yerini olsaydı bugün bir sömürge imparatorluğunun sahibi olabilirdik şeklinde bir düşüncesi var ki bu tarihi bilmediğinin en açık örneklerinden bir tanesi. Kanuni Piri Reis'i Hint sularına gönderen kimdir? Kanuni Sultan Süleyman. Niçin göndermiştir? Özellikle 16. yüzyılda şekillenmeye başlayan coğrafi keşifler sonrasında Hindistan Yarımadası'nda ve oralarda koloni, daha sonra da sömürge imparatorlukları kurmak isteyen Hollanda gibi, İspanya gibi, Portekiz gibi ki daha sonra buna 16. yüzyıl sonlarından itibaren de İngilizler buna başvuracaktır. Bu tehlikeleri önleyebilmek ve özellikle baharat yolu dediğimiz ki ilk çağların ve orta çağların iki önemli yolu vardır. Kuzeyde İpek yolu, güneyde de baharat yolu. Bu ticaret yollarını kontrol altına